haberimizi haber ziyaretine yapmamız gerekiyor. Ne işte? Burada Karabağlar Karakolu haberli bir geziydi. Yani daha önceden Karabağlar Karakolu'na gideceğimizi ifade etmiştik ama dün 4 tane karakola gittik. Bu karakola hiçbiri haberli değil. Bizim araçta, araca bindikten sonra oradaki görevli kişiye şuraya gidelim, şimdi buraya gidelim. Zaten ben de esaslı cezaevi alt komisyon üyesi değil. Hesaplayıcı ve komisyon üyesi değil. Alt komisyon üyesi değilim. İzmir'de olma sebebiyle, hesaplayıcı ve komisyon üyesi olma sebebiyle buna katılım sağladım. Oradaki yönlendirmeler de ben yaptım. Katife Kale'ye, Yeşil Polis Karakolu'na, Balçok Polis Karakolu'na, bunların hepsini ziyaret ediyorum. Cezaevindeki izlenimlerinizi de soracağım ama karakol noktasında Fevzi Cengiz olayından sonra toplumda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Aslında burada da sevgili izleyicilerimize şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Karakollardaki kamera görüntülerinin biz basın mensuplarına bildirilmesi aslında emniyet güçleri tarafından yapılmış. Evet, tabii tabii. Yani şu algı olmamalı. Hani orada zaten bu olay oluyor. Birkaç kişinin yapmış olduğu yanlış bir olayı koca bir teşkilata mal etmek de çok yanlış. Ancak ne bu tür olaylar zaten olmasın diye sizler yani, düşünüyorsunuz. Aynen, bizim burada birden fazla tespit aslında istediğimiz sonuç ve amaç var. Yani biri gittiğimiz yerlerde kesinlikle tespit etmek. Bir diğeri de belki de en önemlisi bu konuda kamuoyu da bir mesaj var. Bu mesajda açıkçası bakın meclis, milletin temsilcisi, meclisin meclisindekileri zaman zaman karakollarını ziyaret ediyor ve denetliyor. Aslında herkes bu anlamda kendi üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hiç kimse hakimin savcı yerine geçerek ceza verme durumunda hiç kimse hukuku yerine geçerek yani devletin bir egemen